Ukrayna'da ele geçirilen Türk silahları. Yine dopdolu ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız detayları içeren bir video ile karşınızdayım. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ülkemizde alışageldiğiniz üzere yine hiç hoş olmayan görüntülerle kapattık ama aynı gün yani 1 Mayıs'ta Moskova merkezinde Zafer Parkı'nda bir açık hava müzesinde oldukça ilginç ve bir o kadar da bizi ilgilendiren bir sergi açıldı. Rusya, Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova'da sergilemeye başladı. Elbette bizim basınımızda da Rusya-Ukrayna savaşı ile direkt ilgili olan bu açık hava sergisi ile ilgili birçok yerde haber yapıldı. Yapıldı, yapılmasına ama sağ olsunlar beni yine haklı çıkaracak şekilde yapıldı şöyle ki. Videolarımı takip edenler bizim basınımızın da tamamen küreselci medya kontrolünde olduğunu üstüne basa basa söylediğimi iyi bilirler. Eğer benim bir videomla ilk tanışman bu ise artık sen de bu detayı öğrenmiş oluyorsun. Neyse efendim, çıkan tüm haberlerin hepsi aynı kaynaktan servis edildiği için noktası virgülüne kadar aynı. Bu haberden kısa bir iki paragrafı da müsaadenizle size aktarmak istiyorum. Haber metninde aynen şunlar deniliyor. Rusya Savunma Bakanlığı aralarında Leopard ve M1 Abrams tanklarının da bulunduğu Ukrayna'daki çatışmalarda Rus ordusunca ele geçirilen NATO ülkeleri menşeili silah ve askeri teçhizatları Moskova'da sergilemeye başladı. Tarih tekerrür ediyor sloganıyla açılan serginin başlangıcına ise 2. Dünya Savaşı'ndan Sovyet ordusunun ele geçirdiği Alman Marder 2 model tank imha edici yerleştirildi. Şimdi dikkat edin, lütfen burası çok şok ömelli. Aralarında Almanya üretimi Leopard tank, Marder piyade savaş aracı, Amerikan üretimi M1 Abrams tank, Bradley zırhlı muharebe aracı, M777 obüs, İngiltere üretimi Husky ve Saxon zırhlı araçlar ile Fransa üretimi AMX-10 RC tekerlekli tank gibi dikkati çeken silahların yer aldığı bu sergide çoğunluğu NATO üyesi ülkelerde üretilen ve savaşta tahrip edilmiş askeri araç gösterildi. NATO üyesi tüm ülkeler sayılmış ama ele geçirilen Türk malı, zırhlı araç, kirpi ile ilgili kimse tek satır yazmamış. Şimdi bugün bizim için özel çekilen bir videoyu birlikte izleyelim dostlar. Берем автомат, если сзади будут идти, стреляй из багажника. Он, а я не умею. Я думаю, ты же варен, блядь, украинский, чего ты? Он говорит, очень. А вот турецкий. Ребенок хочу сейчас сказать. Пожалуйста. До 8 годичных. Полюбуйтесь. Идут самолеты на это. Они жили в Антраците, а там железнодорожная станция. Крупная, крупная, крупная. Все силы приходили туда, и они бомбили его. Вот там. Да. Сейчас уже вторая девчонка. Мы с ней уже здесь гуляли. Когда ну, она... Уже дети во время войны повозрастали, да? Одна 10 класс лет. Заканчивает, которая приехала, 10 класс здесь заканчивает, а вторая здесь родилась. Приехала, говорит, нет, пошли отсюда, я таких боюсь машин, маленькая. Я говорю, а почему ты их боишься? А они стреляют. Да. Вот Дамир, турецкая машина. Надо работать. Спасибо вам. Да, вот Дамир. Evet, gördüğünüz gibi parkın ortasında üzerinde Türk bayrağı ile sergilenen ve önünde kocaman bir Türk bayraklı bilgilendirme metni de bulunan bu aracı haber yapanların görmemesi mümkün mü? Kendileri yapmadıkları için tabii ki göremezler. Bu arada hala videoyu beğenmeyen arkadaşlar lütfen birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. YouTube algoritması ancak bu şekilde videonun gösterilmesini sağlıyor. Bu özel videoyla da bu beğeniyi hak ettiğimi düşünüyorum. Sonra ben medyayı itham ettiğimde komploculukla veya paranoyaklıkla suçlanıyorum.
2022 yılında ABD baskısıyla Ukrayna ile yapılan anlaşma gereği 50 adet kullanılmış BMC kirpi aracı Ruslara karşı kullanılmak üzere göndermiştik. Muhtemelen bu araçlardan sağlam kalan sonuncusu da Ruslar tarafından parkta numune olarak işte böyle sergileniyor dostlar. Acaba bu 50 aracın bedelini kim bilir bize nasıl ödettiler veya ödetecekler? İşte o kısım biraz karanlık ve meçhul. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda değerli görüşlerinizi paylaşın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.